Değerli Centilmenler Kulübü, Albert Helban karşınızda. Pek iyi bir ortamda video çekemiyorum. Köpeklerimi araba parkına götürüyorum. Ve kıyafetim, köpek parkı kıyafeti, hepinizden özür diliyorum. Yangın ormanları için özel bir şeyler söylemek istedim. Yani yüreğimiz ağlıyor arkadaşlar. Bu nedir yani? Bakın, bu bir kaza değil, aşırı sıcaklardan olan bir şey değil. Ben kesinlikle inanmıyorum. Yani yurdumuz resmen işgal altında. Yani ne oluyor? Ne bitiyor? Niye bu işin başında olan insanlar özel lüks arabalara biniyorlar da bir yangın uçağını akıl edemiyorlar? Bu yangın uçağını akıl edemeyen insanların orada işi ne? Abi, ben şirkette çalışsam bir kere müdür olduğum şirkette müşterilere yanlış bir ibare gitti ya mektupta, e-mailde. Hemen herkes bana çullandı. Ben vallahi yemin ediyorum size, istifa ettim. Bu ne ya? Abi, çıldırmış olmalısınız. Herkes onu bunu suçluyor. Yani ey Yunanistan, ey İsrail, bunlarla kavga edeceğimize, komşu kara gün dostudur yani. Bakın, Yunanistan uçak göndermiyor. Çünkü bizle savaşacak gibi hissediyor adamlar. Adamları tehdit ediyoruz bir şey yokken. Komşumuz ya. Evde tuz bitince, ekmek bitince komşumuza gitmiyor muyuz? Abi, bir parça, bir dilim ekmek versene. İnsan komşusuyla niye kavgalı olsun? İsrail ta nerede anasını? Bakın, unutmayın, 1999 depreminde bütün Avrupa ülkeleri, Yunanistan, komşularımız, Bulgaristan, İsrail hep bize kurtarma ekipleri gönderdiler. Bir tane Arap ülkesi, ağladığımız Müslüman ülkeleri yardım gönderdi mi? Abi, nedir bu Katar matar, peşinden koşuyoruz, çocuklarının ellerini öpüyoruz. Nerede bunlar, o kadar ülke? Nerede abi bunlar? Göndersene bir tane yardım uçağı. Biz sizin çok ağlıyoruz, afişler asıyoruz, yardımlar ediyoruz. Sanki çok ihtiyaçları var. Yani çıldırmış durumdayım gerçekten. Bir de güleyim mi, ağlayayım mı? Bir tane abi haham varmış. O hahamcık da adamcağız ülkemizin Anadolu medeniyetlerine adam hayran kalmış. Kendi uydurma cep telefonuyla Anadolu medeniyetlerinin olduğu, kimsenin, büyüklerimizin dahi gitmediği, ziyaret etmediği yerleri adam ziyaret ediyor. Orada anlatıyor. Burada Romalılar yaşamış. Burada bilmem Babililer yaşamış falan filan. Öğrenmiş adam. Bozuk Türkçesini anlatıyor. Diyorlar ki yangını bu çıkardı diyorlar. Abi, çıldırmış olmazsınız. Bakın, bu kadar mülteciyi aldınız. Ben bir tane bile mülteciler arasında bir aile falan görmedim. Böyle güzel kızlar, güzel çocuklar görmedim yani. Hep böyle 18-25 yaşı arası, böyle şey gibi, canavar gibi, ortalığı böyle o birbirine katacak gibi, gözlerinden böyle kötülük akan insanlar geliyor. Abi, bunlar yapmıştır yani, ben başka bir şey diyemiyorum size. Ben göçmen olarak, bir Türk göçmen olarak başka bir ülkede neler çektiriyorlar bana ya, iki tane uydurup kağıt için. Bir ülkeye girmek bu kadar kolay mı? Bunları böyle başa baş şey yaparsan, hadi yardıma ihtiyacı olanlar var, tamam, eyvallah. Ama aralarına kötüler de karışıyor. Kötü niyetli insanlar gelmiş belli ki abi. O her yer, bakın, uydulardan çekilmiş. Yani bunların hepsini sosyal medyadan takip ediyorum ama inanılmayacak gibi de değil. Böyle bir komplo olduğunu, olabileceğini, ihtimalini göz önüne almamız gerekiyor. Yani uydulardan çekilmiş, böyle kapanmış garip garip insanlar gidiyorlar, yangın bombaları patlatıyorlar. Sonra büyüklerimiz de, bakın ironiye bakın, komediye bakın, büyüklerimiz de uçaklarla, özel uçaklarıyla
Herkes kendi uçağını kapıyor abi büyüklerimiz. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunuyor. Kardeşim ne incelemesi? Televizyon mu bu? Film, canlı film mi oynanıyor? Ya sen o uçakları özel uçaklarını bırak git. Bütün dünyaya yalvar. Arkadaşlar ey Yunanistan özür dileriz. Bulgaristan affınız. Affola. İsrail affola. Yani biz sizleri seviyoruz. Onlar politik düşünceli önemli değil. Lütfen bize yardım edin. Uçak gönderin. Yok abi kimse bir şey yapmıyor yani. Yani birisinin evinde bir yangın çıksa o komşusuna kedimi kurtar çocuğumu kurtar diye yalvarmaz mı? Valla düşmanı borçlu olsun ona şeyi olsun kavgaları olsun adam yine ateşe atlar gider çocuğu kurtarır. Ya bu ne kardeşim ya? Turizm sezonunda tam insanlar ağladı ağladı zavallı otel sahipleri. Ağladılar ağladılar. Tam biraz iş yapmaya başladılar. Hayda yangın bütün rezervasyonlar iptal. Ondan sonra şey ne demeli? Yakıyorlar orayı. Oraya otel koyuyorlar. Zaten onlara o otellere ben gitmiyorum. O otellere kesinlikle gitmiyorum. Ve orada onu inşa eden yatırımcısı orada para kazanan en büyük müdüründen en alt seviyesindeki personeline kadar. Orada kazanılan para haram değil. Böyle bir kundaklama sonucu açılan alana otel diken yatırımcının parası helal değildir. Biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz. Orada çalışmayın abi. Bırakın adamlar batsın ya. Bu ne ya? Yangın çıkartıyor. Para için ya. Abi ne yaptınız? Cennet memleketimi cehenneme çevirdiniz ya. Bakın beni hiç böyle sinirli konuşurken gördünüz mü? Yani delirmiş durumdayım şu anda. Uzaktayım. Memleketim yanıyor. İnsanlar ölüyor, ölüyor ya. Kaç kişi ölmüş zavallım ya. Allah'ım yarabbim o itfaiye müdürü müdür. Bununla ilgili bakanlıklar hepsini abi ben nasıl işten beni sorguya çektilerse bunların hepsini toplayacaksın kardeşim. Niye görevini yapmadın? İnsanların ölümüne sebep oldun. Bunları artık bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Daha söyleyecek o kadar çok söz var ki sadece bunu sizinle paylaşmak istedim. Haddimi aştıysam hepinize özür diliyorum ama bu olası olabilecek bir şey değil. Gerçekten hepimiz kan ağlıyoruz. Yani yağmur duasına çıkın bari. O kadar imam var. O imamlar da ben din adamlarına çok saygılıyım. Herkes yok içki olmasın, yok çocuklara zinaya bilmem ne. Abi din adamları duyun sesimi duyun. Sizin maaşlarınız nerede ödeniyor biliyor musun abi? Bizim gibi bira içen, alkol içen insanlardan toplanan vergilerden ödeniyor maaşlarınız. Bize de biraz saygı verin. Saygı gösterin yani. Maaşınızı biz ödüyoruz abi. Ben iki bira içiyorum senin maaşın ödeniyor. Altındaki araban ödeniyor. Ya biliyor musun? Paraları alırken iyi. Hangisi helal hangisi haram? Abi içki yasaklansaydı zaten büyüklerimiz buna karar verirdi. Bize düşmez. Onun için çok da laf etme. Sen maaşını al. Ama insanlığa faydan olsun. Arkadaşlar üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. İnşallah güzel günlerde güzel videolar yapmak üzere. Sağlıcakla kalın efendim. Saygılar.